Suyum tam istediğim gibi fokur fokur kaynıyor. Ben hemen karideslerini içine atacağım. O arada da bu tavanın altını yaktım. Yaklaşık 350-400 gram kadar karidesim var. Bunları çok fazla değil, böyle 3-4 dakika hani diriliklerini hafif kaybedene kadar haşlayacağım. Şimdi ilk olarak mantarları soteleyeceğiz. Tavama hemen birazcık zeytinyağı koyuyorum. Yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kadar. İçine mantarları direkt atıyorum. Şimdi içine biber ekleyeceğim. Biraz kırmızı, biraz yeşil biber. Mantarlarımı suyunu çekene kadar soteleyeceğim. Sarımsaklı ekmekler yapacağız dedik. Şimdi küçük bir mutfak robotu kullanacağım ben. Bir yandan da karideslerini kontrol etmek istiyorum. Bunlar çoktan olmuş bile zaten. Şimdi aynı bıçağımı aldım. Tereyağımı küçük parçalar halinde doğrayacağım. Bunu hazırlayıp ekmeğe sürmek yerine, mesela ızgarada et pişirdiniz, tavuk pişirdiniz, hatta balık pişirdiniz, onların üzerine de koyabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Şöyle biraz da mantarlarım için ayıracağım. Onları da azıcık karamelize etmek istiyorum. Bolca taze kekik ve sarımsak koyacağım. Hemen onları da yakınıma alıyorum. Bunun aldığı kadar, yaklaşık 2-3 tur kadar içine sarımsak koyacağım. Çünkü bol sarımsaklı olması gerekiyor. Mantarların sularını tamamıyla çekti. Hemen önce yeşil biberleri, yaklaşık 1-2 dakika sonra da kırmızı biberleri koyacağım. Şimdi burada taze kekikleri şu şekilde tersinden tutarak bütün yapraklarını içine almak istiyorum. Şimdi kırmızı biberleri de eklemek istiyorum içine. Bu aşamada artık tuzumu ve karabiberimi ilave edebilirim. Kekik ayıklamaya devam ediyorum. İçine yine biraz tuz ve karabiber ilave edeceğim. Çok az ama fazla değil. Şimdi rondoyu bir kere çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi aromalı, bol sarımsaklı bir tereyağı elde ettim. Şimdi bunun içine biraz da taze soğan koyacağım. 3-4 sap benim için yeterli. Hemen küp küp doğranmış domatesimi ekleyeceğim. Şimdi içine karidesler. 1-2 dakika böyle o karidesler, domatesin, diğer bütün sebzelerin aromasını çekene kadar pişecek. Şimdi devam ediyoruz hemen sarımsaklı ekmeklerimiz için çalışmamıza. Ekmeklerimin harcı çoktan hazır oldu bile. Hemen şöyle yakınıma alacağım. Karideslerim hazır. Hemen altını kapattım. Ben 2 farklı güveç kabı kullanıyorum. Çok fazla sosunuzun sulu kalmamasına özen gösterin. Üzerlerine bolca kaşar peyniri koyuyorum. Şimdi bunları 200 derece önceden ısıtılmış fırına hemen gönderiyorum. Sarımsaklı ekmekler yapıyoruz diye. Ben ekmeklerimi yaklaşık 2-3 santim kalınlığında dilimleyeceğim. Güveçlerin pişmesine yakın, yani o kaşar eriyip üzerinde hafif böyle karartılar oluşmaya başladığı anda ızgaramın üzerinde ekmeklerimi de kızartacağım. Karideslerim gerçekten harika oldu. Hemen onları ve yanına koyduğum ekmekleri fırından almak istiyorum. Şu şekilde ocağın üzerine getireceğim. Şunları şöyle koyalım. Hemen ekmeklerimi alacağım. Hazırladığım harika tereyağım. Ekmeklerin büyük tarafına. Alabildiği kadar sürüyorum.